Hanım merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? Çok teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun, bizler de iyiyiz. Biz öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizleri burada misafir ettiniz, ağırladınız. Seve seve, ne demek. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Rica ederiz. Bu keyifli röportaja Selay Hanım'ı tanıyarak başlayalım. Sizleri tanıyalım, sektörle tanışmanız. Selay Ulusoy ben. 11. yılımızı dolduruyoruz sektörde. Sektörle tanışmam, moda tasarım öğrencisiyim. O sonuçlandı. Onunla birlikte kendime bir yer açma kararı aldım. Kendi tasarımlarımı meydana getirmek istedim. Hayal mi ediyordunuz hep bir kendi yerim olsun tabii, diye? Tabii kesinlikle. Kesinlikle. Daha öncesi farklı firmaların tasarımlarını yapıyordum. Neden kendi tasarımlarımı kendi ismim altında yayınlamayayım dedim. Ve Anna Perena'yı kurdum bununla beraber. Evet. Anna Perena da 11 yıldır başarılı bir şekilde devam ediyor. Evet, çok da keyifli bir yer kurmuşsunuz. Çok gerçekten hayırlı uğurlu olsun çok diyelim. Çok sağ olun. Neler yapıyoruz peki? Biraz ürünlerimizi tanıyalım. Hı-hı. Tasarımlardan bahseder misiniz? Çünkü hepsi çok keyifli duruyor. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Tasarımlarımız her ülkeye hitap etmek zorunda. Her ülkeye hitap edebilmek için o yüzden hem kabarıklar, hem helanlar, hem balık farklı farklı tarzlardan tasarımlar yapıyoruz yıl içerisinde. Evet. Yıl içerisinde sadece koleksiyon oluşturmakla kalmıyoruz. Her hafta düzenli olarak yeni tasarımlar sağlıyoruz. Bunları çekimler yaparak müşterilerimize sergiliyoruz. Evet. Bu şekilde hepsine hitap etmeye çalışıyoruz. Onların mutluluğu da sizi mutlu ediyordur. Kesinlikle, kesinlikle. Ya bir de insanlar için siz en özel anlarına imza atıyorsunuz aslında. Kesinlikle öyle. Yani yaptığım iş, evet ticaret yapıyoruz sonuçta. Mutlaka ama yaptığım işi biraz daha şu şekilde düşünüyorum. Çok güzel peri kızlarının çok güzel hayal ettikleri bir masal gecesi için aslında kostümlerini hazırlıyorum. Onların yüzünde gördüğüm mutluluk tabii ki hiçbir şekilde paha biçilmez. İşinize daha çok aşık olmanızı sağlıyor. Empati kuruyorsunuz sanırım siz. Kesinlikle öyle. Hani hayal kendim giymeyeceğim bir ürünü tasarlamayı sevmiyorum. Evet, çok da severek yapıyorsunuz evet. Ama ben bunu hissettim için söylemek ediyorum. İstedim. Fuar nasıl geçiyor peki sizler için? Hani keyifli fuar. Açıkçası biz fuarları özlemişiz. Kendi evet, adımıza söyleyebilirim kesinlikle. Bunu. Biraz yani görüşlerinizi alın. 2 yıllık geçirdiğimiz o pandemi süreci bizleri yordu. Yorduktan sonra sizin de söylediğiniz gibi gerçekten fuarları çok özlemişiz. Çok. Fuar güzel geçiyor, fuar keyifli geçiyor. Birinci günü çok fazla bir talep vardı. Özellikle yurt dışı hizmet veriyoruz. Yurt dışı müşterilerimizden güzel bir talep vardı. Bugün ikinci günü, güzel başladık. Bir de ciddi bir katılımcı da var. Yani yabancı evet. Katılımcı sayısı çok yüksek mesela. Çok yüksek. Bu bizim için de çok önemli. Çok büyük bir artı. Yani İzmir zaten sektöründe bu konuda öncü bir şehir. Şüphesiz. Ve şu anda katılımcı sayısı da gerçekten dediğiniz gibi yurt dışı katılımcıları özellikle çok yüksek. Önde gidiyor ve de bu da bizi çok mutlu ediyor açıkçası. Evet, üretim var bu arada. Evet, kendi üretim. Yine İzmir'de, merkezde. Ne güzel üretim yapıyorsunuz, ekonomiyi canlandırıyorsunuz. Aynen öyle. İstihdam sağlıyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum Selay Hanım. Ben teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Büyük çok keyifli. Memnun oldum. Biz büyük de, bir keyifti benim için. Benim için de çok büyük bir keyifti. Bizim için çok büyük bir keyifti. Başarılarınız her zaman daim olsun. Çok mersi, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, hoşçakalın. Rica ederim.